İlginç mesela, damatlar şirkette çalışamaz. Gelinler çalışamaz. Dışarıdan el dediğimiz, artık bu yanlış anlaşılmasın da. Kelebek Mobilya 1935 yılında Haliç Tersanesi'nin olduğu yerde bir kooperatif şeklinde kurulmuş. Kuruluş amacı da o dönemde kontroplak fabrikası. Kontroplaktan da uçakların kanatlarını yapmak için kurulmuş. Tabi uçak kanatları olunca da tabi Kelebek ismi akla gelmiş. Kontroplak Sanayi Şirketi marka olarak da Kelebek markası olarak kurulmuş. Özellikle 1935 yıllarında tam bu sanayi geçiş hamlesinde o günkü Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle kendi ruhsatında dahil özel o tarihte 1935 yılında tarihli kendi ruhsat imzası var. Ya işte 15 kuruş falan diye böyle sembolik bir şey koyuyor, yani rakam koyuyor. Bu da baksana reis Cumhur o zaman olarak geç. Cumhuriyet arşivinden kararname. Al seni oraya da astır, elemanlara gönder. Sorun değil, bana çözüm getirin de. Doğataş burada, Kelebek orada. Yatak ve diğerlere ayrı. Hepsini özellikle ayrı şeylere koyuyorum ki rakip olduklarını hissetsinler. Yoksa hepsini bir araya da toplarım. Şimdi kooperatifçilikte tabii istediği gibi tam ilerleyemeyince uçak kanatları yapalım derken kontroplak da bir nevi bizim mobilyanın ham maddesi olarak geçiş dönemi var. Bu arada Düzce'de İstanbul'da metrekare olarak sıkışınca alan Düzce'ye gidiyor. Bundan sonra bunu da yan sanayi olarak geliştirelim diye mobilya işine girmek istiyorlar. Fakat bu kooperatif ortaklarıyla, bu da Türkiye'nin ilk fabrikasyon mobilya şirketi olduğu için o dönemde Enka Holding'in dikkatini çekiyor. Enka Holding de sürekli Türkiye'de büyük inşaatlar yaptığı için de kendi mobilyalarımızı, kendi mutfak ihtiyacımızı, kapımızı, çerçevemizi yaparız düşüncesiyle ortaklarla oturuyorlar. O dönemde Enka grubuna geçiyor. Yaklaşık Enka grubuna geçince de Kelebek profesyonel bir şirket olduğu için ilk kez 1985 yılında televizyonlarda mobilya reklamı olarak çıkıyor. Pandemi, yani sektör olarak mobilya sektöründe genel olarak soruyorum arkadaşlara, %30, 25-30 arası sektörün büyüdüğünü. Biz tabii çok ciddi, daha agresif planlar yaptık. Daha agresif büyümüş olduk. Marka olarak da şu anda Türkiye'nin en bilinen, en çok tercih edilen markalarının sahibi olmak da ayrı bir motivasyon. Mesela aynı yerde yan yana aynı kişiye bayilik de vermiyor. Diyorum ki iki tane ayrı yatırımcı olacak, ikisi de birbirinin iyisi. Yoksa her gelen diyor ki abi bana ikisini birden ver. Dedim yok kardeşim. Bir tane seç, iki tane at. Rekabet olmaz lan, ölürsün zaten. Şimdi şöyle, bizim Doğataş Mobilya diye ayrı bir şirketimiz var. Biz Doğataş'ı ilk kurduğumuzda baktığımızda mobilyada Kelebek Mobilya'yı taklitiyle başladık biz. Bu mobilya işinde yapılması gereken işler var. O döneminde en çok bilinen, en çok taklit edilen markası Kelebek'ti. Biz de o dönemde Kelebek'i taklit etmeye başladık. İşte Doğataş da bir noktaya geldi. O noktaya gelince de biz de sonra kardeşlerle oturduk. Ya dedik, bizim böyle bir hayalimiz var. O dönemde de Kelebek yeni satıldığını mesajı geldi. Dedik ya inşallah Allah bize nasip eder bunu. O vesileyle o hayalimizi 2012 yılında satın alarak gerçekleştirmiş olduk. İlginç mesela, damatlar şirkette çalışamaz. Gelinler çalışamaz. Yani dışarıdan el dediğimiz, artık bu yanlış anlaşılmasın da, yani damatlar dışarıda çalışacak, gelinler de dışarıda çalışacak diye böyle bir şeyimiz var. Yani bu şirketin yaşam döngüsü için bu karar alınmış. Yoksa 6 kardeşin, yaklaşık 25 kişilik bir aileyiz. Ailede en ufak bir çatlak ses yok.
işte şeyler ya, ödüller. Burada değerli ödüllerin hepsini şeye, holdingte bizim şeyimiz var, arşivimiz var. Burada böyle çok değerli bir şeyimiz yok, ödülümüz yok. Türkiye Mobilya İhracat ikincisiyiz falan. O ödüller hep şeyde, öbür tarafta. Hedeflerimizi sürekli ihracatı büyütmek anlamında. Yani hedefimiz de %60 iç pazarsa %40 kesinlikle yurt dışı pazarlar olmak durumunda. Baktığımız zaman biz tabii yan sanayisi Doğanlar Grup olarak 30 bin kişilik bir aileyiz. Yan sanayi tarafı, mağazalar tarafı böyle grup olarak baktığımız zaman şu anda 3 milyar gibi bir hacim, her yılda %30, %40 gibi büyüyen bir şirketiz. Şu an için öyle 3 milyar. Önümüzdeki yıl 5,5-6 milyar gibi. 5 yıllık iş planımızda da 25 milyarlık bir grup haline geleceğiz. Dotaj daha erkeksi bir marka. Onu erkek tarafı yaptık. Kelebek de daha kadınsı bir marka. Onu da bayan tarafını yaptık. İkisini yalnız birleştirdiğimizde ortada aşk çıkıyor. Evlendirdik. Şimdi biz şöyle 6 kardeşiz. Hepimiz erkekiz. Hepimiz de eşit ortak. Yabancı ortağımız şu an için yok. Sadece Dotaj kelebeğimiz halka açık. Holding'in %100 iştiraki kardeşler. Şimdi ben mobilya grup başkanıyım. 4 numara kardeşim. Bir kardeşimle beraber çalışıyoruz. Ben CEO'luğunu, grup başkanlığını yapıyorum. O da imalat tarafında. 2 kardeşimiz var enerji tarafında. 2 kardeşimiz var. Bunlar da inşaat tarafında. Bir de bizim inşaat tarafı var. Kendi içimizde 25 yıldır bir aile anayasamız var. Kurumsal anlamda şirketi aile yanısıyla beraber yürütüyoruz. Gayet güzel, problemsiz. İşte Parakente grubumuz var ayrı, ona bakan. Bir de tabii bununla beraber bizim 3. kuşak nesiller de yetişmeye başladı. 8 kişilik bir 3. kuşak var. Bunları da işte üniversite, yüksek lisans ve şirketlerde kendi iş dallarında da başarılı oldukları yerde işte kimisi yine mobilya grubunda, kimisi enerji grubunda, inşaat grubunda. Yani 3. kuşakları da yine kendimiz gibi dağıttık. Onları da alttan yetiştiriyoruz. Sana Doğutaş mı Kelebek Radyosu mu hediye edeyim? Orijinal radyo bu. Yok, hazırlatacağım. Bir Doğutaş var, bir de Kelebek var. Bu annemin evinde ziyarete gelmişti hanımefendiyle beraber. O zaman başbakandı. O da cumhurbaşkanı olduğunda biz 6 kardeşmiştik. O da hatta bizim aile anayasasını istemişti. Çok dikkatimi çekmişti. Verin şey bakalım için, bir inceletelim bakalım bunu. Duyuyorum falan diye. Ya bazen tabii günün şartlarına göre değiştirdiğimiz de oluyor. 25 yıldır kullanıyoruz biz onu. Bazen bakıyoruz yani çocukların bakış açıları. Baştan mesela işte çok lüks araba maraba almak yasaktı. Şimdi bir bakıyorum belli bir şeye gelince onu diyorum ki 25 bin dolar da çıkardık bunu mesela 80 bin dolara atıyor. Gibi. Bu tür böyle ufak tefek millete hava yapmasınlar diye sanayici ruhunu kaybetmeyin diyoruz. Yok ki vallahi iyi oldu. Biz de işten var ya acayip yılıyoruz. Böyle olunca biz de daha sosyallaşmış oluyoruz. Sabah bir giriyor 8'de, akşam çıkıyor 8'de. Paket arabayı bir giriyor, eve nasıl gittin anlamıyorum. Hiç olmazsa biz de böyle bir nostalji yapmış olduk. İşte sizleri gördük falan, pislik yani.